Mesele sadece Turgut değil. Kayılar da değil. İslam alemine kurulmuş büyük bir pusunun ortasına düştük. Ölmek hepimize farz kılınmıştır. Şehidin arkasından gözyaşı dökmek helal değildir. Yaşıyorsa gidip Turgut'u o kaleden çekip almak boynumuzun borcudur. Yok. Eğer öldüyse kanını yerde komamak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Anlaşıldı beyim.
Yola düşmeden gidip İbnül Arabi'nin bir hayır duasını alalım. O Kudüs'e gitti beyim. Bizim için dua edeceğini söyledi. Eyvallah. Tez davranın, yola koyulalım. Hainlerden biri öldürüldü, diğeri kaçtı efendim. En kısa zamanda yakalayacağız. Karışmadan durulmaz sular. Marcos, Kardinal Thomas. Olanlardan haberi olmasın. Böyle gelin. Tek kurtuluşunuz benim. Çabuk olun. Evlatlarım, bulun o haini. Kalenin bütün çıkışlarını zapt edin. Onu bana getirin. Biri bana yok yere iyilik yaparsa, yok yere başım belaya girdi demektir. Yok yere değil. Tanrı yolunu kaybetmiş kâfirlerden yardım dileme der kutsal kitabımız. O vakit? Yudah da Tanrı'nın oğlunun havarisi değil miydi? İhanette kurtuluşta dosttan mı düşmandan mı gelir bilinmez. Sen söyle o zaman. Amcam babamı bu kalede kör bir zindanda tutar. Neden? Müslüman olduğu için. Ne? Yani sen şimdi üstadın kardeşinin Müslüman olduğunu söylüyorsun bana kadar, ha? Endülüs'ü Muhyiddin El Arabi babamı Müslüman yaptı. Amcam bu yüzden onu bir zindanda tutuyor. Sevgili İzadora. Güzel İzadora. Meryem anamız gibi yalnız ve masumsun. Amcan Giovanni'nin Konstantinopolis'e benimle gelmene itiraz edeceğini hiç sanmam. Tek dileğim kardinal, bu kaleden hiç çıkmadan ibadetimi tamamlamak. Barbarlar hudutlarınıza kadar gelmiş olsalar bile mi? Hangi barbarlar? Kayılar İzadora. Türkler. Babanın katilleri.
Seni beklerim. Benim için mesele değil. Lütfen bana yardım edin. Beni bu tımarhaneden kurtarın. Aslanım. İyi misin evladım? Kendini bırakma evlat. Dirayetli ol. Bir kız geldi yanıma. Zindanda yaşlı bir adamı sordu. Adı Giovanni. Giovanna. Giovanni miydi? Evet. Evet. Kızın ismi Isadora mıydı? Evet. Isadora. Nereden tanıyorsun onu? Giovanni benim. O da benim kızım. Ağzını alma! Ben masumum. Ben masumum diyorum. Ertuğrul Bey biri kandırmış olmalı. Turgut'umun nerede olduğunu söylemezsen seni burada öldürürüm. Kadınsın diye dokunmuyorlar sana. Bir güzel benzetmiyorlar ya. Numaralarım bana sökmez. Adi yaratık. Senin doğduğuna pişman ederim. Şimdi söyle o tapınakçı denen soysuzların inleri nerededir? Söyle! Ya neden anlamıyorsunuz? Ben sadece basit bir hizmetçiyim. İnlerinin nerede olduğunu... Eğer bilsem... Yiğidinin canı için. Yiğidimin de adını ağzına alma. Söyle nerede Turgut? Söyle. Söyle. Bildiğim sadece şu. Yakaladıkları düşmanlarına çok kötü şeyler yapıyorlarmış.
etlerini parça parça verip köpeklere, kargalara yediriyorlarmış. Geri kalanları da böceklere. Sadece kendim için değil, yiğidiniz için de dua edeceğim. İnşallah onların eline düşmemiştir. İnşallah. Ya söyle. Öldüreceğim seni. Aykut. 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 Gel buraya. Seni öldüreceğim bir şeyimle. Aykut. Öldüreceğim seni. Ölürken cehennem ateşini özleyeceksin. Gel buraya. Gel. Gel. Bırak. Bırak. Yemin olsun seni öldüreceğim bir şeyimle. Yemin olsun. Benim gördüğüm güzelliği senin de görmeni istedim. Benden sakladığın bir şey mi var baba? Yoksa Yiğit mi? Yok. Sadece kardeşini nasıl kurtaracağımı düşünüyorum. Başka bir şey yok. Bilmeden Moğol obasına mı daldık, ne ettik? Bu ne be? Kimse yüzümüze bakmaz, bizi adam yerine koymaz olmuş. Görmeye görmeye unutulur herhalde. Ertuğrul. Yeni yurduna hoş geldin. Sağ ol baba.
Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Ne alp olmak için dağlarda tek başına yaşadığında, ne Moğollarla savaştığında, ne de Haçlılara kılıç çalarken hiç korkmadım. Alem başka. Orada ihaneti gördüm. Seni kılıçlarının gücüyle değil, kalleşlikleriyle elimden alırlar diye çok korktum. Çok şükür döndün oğlum. İhanet sadece Halep'te değilmiş ana. Birileri alplerimizi öldürüp suçu benim üzerime atmış. Kimdir baba bu? Kurdoğlu. Meseleyi ölç biç dedim. Bugün Toy'da sorarız. Bakalım hala aynı şeyi mi söyler? Söylerse de senin yüzüne karşı söylesin. Beyim, Kurdoğlu söyleyeceğini söyledi. O uğursuz laf çıktı bir kere ağzından. Ertuğrul. Bu benim meselem baba. Rahman. Al içeri. Hemen değil. Onlar bizim çabuklarımız var. Nasıl giydin kardeşlerinin kanını Ertuğrul? Nerede yiğitlerimiz? Canlarımız gitti be. Aslanlarım nerede? Alplerimizi neden katlettin beyim? Duydum ki haddini bilmezin biri hakkımızda türlü iftiralar atmış. Yetmemiş, yalancı şahitlerle, sahte delillerle yalanına yalan katmış. Sözlerini bilmeyerek dediyse günahı boynuna. Yok, bilerek iftira attıysa gün gelir boynu elimde kalır. Neymiş? Putperest Moğol'a, Haçlı keferesine birlikte kılıç çaldığım alplerimi öldürmüşüm. Ne uğruna? Bir hiç uğruna. İftira, yiğidin etini sıkılaştırır. İmanını da güçlendirir. Yalnız buna inanan kardeşlerim yok mu? Beni asıl bu yaralar. Yaralar ki hem de ne yaralamadı.
Gerçek şu ki Allah azizdir ve intikam sahibidir. Bu iftiraya hala inananlar varsa kılıcımı alsın ve hemen boynumu kessin. Kılımı bile kıpırdatmam. Buna inananlarla aynı toprağa basıp aynı havayı solumaktansa ölmem yeğdir. Kanım da onlara helaldir. Aferin Titus. Eğer bunu başarırsan. Titus ne diyor efendim? Eyyubilerle Selçukluları birbirine kırdırmanın vaktinin geldiğini yazmış. Elazizli Halime, bizi onların 40 gün 40 gece sürecek düğününe davet etmiş. Buldunuz mu o casusu? Kaçabileceği bir yer yok efendim. Er ya da geç girdiği fare deliğinden çıkacak. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Thank you.
Ben hasta döşeğimde yatarken obamızın birliği de dirliği de yok olmuş. Ne hazindir ki bir tarafta oğullarım, bir tarafta kan kardeşim benim otağımda birbirlerini suçlamış. Obamızın üzerine kara bulutlar çöktüğünde dimdik durup susacakları yerde avratlar gibi ağız dalaşına girmişler. Oğlum Ertuğrul obamızın alplerini öldürmekle suçlanmış. Bu ne ahvaldir? Evvela bu meseleyi çözmek isterim. Anlat Kurdoğlu. Beyim, çok şükür ki saatinize kavuşup tekrar başımıza geçtiniz. Siz o zor günlerde döşeğinizde ecel telleri dökerken oğlunuz gün doğdu. Sizin koyduğunuz kuralı çiğneyip Ertuğrul'u Halep'e gönderdi. Ben de o yüzden sizin kuralınızın önüne geçilmesin diye Ertuğrul'un arkasından adamlarımı yolladım. Ve hepsi katledildi. Ben de bunu Ertuğrul yaptı zannettim. Lakin bizzat şehitlerimizin naaşlarının yanlarına gittiğimde gördüm ki onları öldürenler Haçlılarmış. İşte bu da delilidir. Gün doğdu. Beyim, sizin ahvaliniz pek çetindi. Birinin obanın başında durması icap ederdi. Ben de sizin gördüğünüz rüyaya güvenerek kardeşim Ertuğrul'u Halep'e gönderdim. Sonrası malum. Emimizin haksız ithamlarıyla muhatap olmak zorunda kaldık. Benim kelamım son kelamdır bu obada. Sözüm üzerine söz söylenmez. Emrim üzerine emir verilmez. Bu böyle biline. Etraflıca düşünülmeden, deliller bulunmadan adam nasıl suçlanır Kurdoğlu? Ben bu fani dünyadan göçsem siz demek obayı ne hale getireceksiniz? Sizi son kez affediyorum. Bundan gayrı töreyi çiğnerseniz başınızı sokacak bir oba bulamazsınız. Şimdi seni dinleyelim Ertuğrul. Anlat bakalım. Nedir ahval? Halep denilen zehirli kuyudan su içmenin bir bedeli vardır. Ve biz de bunu ziyadesiyle ödeyeceğiz. Lakin eğer bu zehirli suyu temizlemezsek alemi İslam büyük bir felakete sürüklenecektir. Haçlılar yeni bir sefer hazırlığı içindedir. Bu yüzden de Kudüs'ü alabilmek için tapınakçılar vasıtasıyla yol üzerini temizlemekteler. Yolun üzerinde tehlikeli gördükleri beyleri, obaları, devlet adamlarını yok etmekteler. Mutlaka ve mutlaka Halep'i temizlemeliyiz. Senin dilin neler söyler Ertuğrul? Koca alemi İslam'ın derdi bize mi kaldı? Biz daha kışlayacak bir yurt bulamazken sen bize Halep'i temizlemekten bahsedersin. Eğer gök kubbeyi mazlumların çığlıkları dolduracaksa, kutsal bildiğimiz töremiz, dilimiz, dinimiz, toprağımız zalimler tarafından çiğnenecekse bir kışlağımız olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Anladım ki bizim bu topraklara gelişimiz boşuna değildir. Ya bu toprakları zalime çiğnetmeden yaşarız ya da zalimin karşısında dik durmayıp korkak gibi bu tarih sayfasından siliniriz. Ah.
Ahval bu durum. Ne yapmalı o vakit? Kardeşimiz Turgut esirdir. Halep esaretten daha beter durumdadır. Niyet edip kılıçlarımızı çekip iki zulüm diyarında temizlemeliyiz. Ahval budur. Ertuğrul hakikati söyle. Bundan gayrı kılıcımız gaza için her daim hazır olsun. Bir canımız alanın bin canını alacağız. Bundan gayrısı yok. Kurtaracağız Turgut abi. Biliyorum Yiğit'im. Biliyorum. Şimdi söyleyeceklerim Yiğit'im. Üstad'a yeğeni olan kız var. İzadora mı? Ona diyeceklerim. Söylemen gerek. Çok önemli. Ey ufaklık. Çekil orada. Ona haklı olduğunu söyle. Sinan'daki adam babasıymış. Çekil dedim. Git bir bak şuna. Müslüman oğlum. Ömer ismini almış. İkimize de yardım etmesi gerek. Anladın mı yedim? Prens Hazretleri dayak yemek istemiyorsa içeri gelmeli. İş mi senin yaptın kızım? Hı? O avradı saraydan çıkarabilmek için Ertuğrul Bey'in neleri göze aldı? Ya elinde kalaydı? Önde giden Şam'da, arkada giden Han'da kalır baba. Aha bu avrat da burayı Han belledi. Ersiniz, yiğitsiniz diye avrada el kaldırmazsınız. Bu soyu kırık avrada sultan muamelesi çekersiniz. Onun anladığı değil, ben bilirim. Bırakın da gereği neyse ben yapayım. Dur hele. Tamam deliliğini benden aldın. Ama hiç olmazsa sabrını anandan alaydın. Ertuğrul Bey'im geri döndü. Bakalım neler olacak. Seyrin içinde seyir var. Elbette Turgut'u o kaleden alabilmenin bir yolunu bulacaktır. Baba, nereden bilirsin Turgut'umun yaşadığını? Onu öldürüp bir çukurun dibine atmadıklarını, etini çürütmediklerini nereden bilirsin ha? Destur var mı?
Buyur beyim. Turgut yaşıyor Aykız. Madem Turgut orada, sen niye buradasın Beyoğlu? Yakışır mı Yiğit'e çadırında kukumav kuşu gibi oturmak? Aykız! Dur hele baba. Görmüşken iki çift laf edeyim de belki bağlanan basireti açılır. Aykız dedim sana. Deli Demir. Bırak döksün eteğindeki taşları. Halime'nin peşinden gideceğim diye unutup gittin mi yoksa Turgut'u mu? Semiz it tabağında, Yiğit savaşta, dost öğüt de belli olurmuş. Turgut eğer yaşıyorsa gidip onu getiririm. Yok. Eğer öldüyse bunun hesabını sorarım. Yalnız şehidin arkasından gözyaşı dökmem. Bunu da böyle bilesin Aykız. Bugüne kadar hesabını niye sormadın dersen, cevabı dün gece gırtlağına çöktüğün avratta gizli. Şeytanın inine girmek değil, şeytanın inini bulmak mesele. Derdim o ini bulmakta. Turgut, canımdan öte candır. Bunu da böyle bilesin. Yiğidim sağsa getirmek, ölüyse toprağa vermek boynunun borcudur. Ben sizi düğüne yollar gibi ölüme gönderdim kaç kez. Turgut'umu sana emanet ettim. Eğer Fatiha'sız topraklarda Turgut'umun etini çürütürsen, iki cihanda elim yakanda olur Ertuğrul Bey'im. Sen de bunu böyle bilesin.